teknoloji artık hayatın her alanında. Teknolojideki gelişmeler alışveriş alışkanlıklarını da yeniden şekillendiriyor. E-ticaret, yani internet üzerinden alışveriş giderek yaygınlaşıyor. Dünyada birçok insan hız ve ürün çeşitliliği gibi nedenlerle alışverişini e-ticaret platformlarından yapmayı tercih ediyor. Ancak bu imkanlar bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Peki internetten güvenli alışveriş için nelere dikkat etmeliyiz? Bilgi toplumuyla birlikte biz bilgiye hızlı erişirken aslında ürünlere de hızlı erişmeye başladık. Aradığımız bir nesneyi internet üzerinden farklı yerlerden bulmaya başladık. Tüm dünyada aslında bu alışveriş trendi inanılmaz derecede yükselmeye başlıyor. Tabii çok sınırları olmayan bir alışveriş yöntemi bu. İnsanlar yurt dışından dahi beğendikleri mal ve ürünleri çok rahatlıkla internet üzerinden yaptıkları alışverişlerle temin edebiliyorlar. Herhangi bir yer kiranız, herhangi bir çalışan kiranız, gideriniz ve benzeri olmadığından dolayı ürünleri de daha az maliyetli dışarıdaki dükkan dediğimiz alışveriş merkezlerine göre daha uygun maliyette satma olanağınız olabiliyor. Dolayısıyla böyle bir trend var ve bu dünyada da böyle sürekli artan bir trend. Normal çarşıda, pazarda yaptığımız alışverişlerden daha uygun fiyatlı bir ürünü internette görünce neden oradan almayalım ki diyoruz. Web sayfalarını, özellikle alışveriş web sayfası oluşturmak hazır paketler halinde satan yazılımcılar olduğu için çok kolay. Yani siz bireysel bir girişimci olarak da evinizde yapmış olduğunuz ürünleri de satmak için çok kolay bir web sitesi oluşturabiliyorsunuz. Buradan menfaat elde etmeye çalışan bir takım kötü niyetli kişiler de bunun üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Ve insanları çeşitli şekillerde kandırmaya, dolandırmaya çalışıyorlar. Bu noktada internette dolandırılmamak için ve internette kötü sonuçlarla karşılaşmamak için yapmamız gereken aslında bazı doğrulama hareketleri var. Bunlardan bir tanesi, bir ürünün veya internetten alacağınız bir hizmetin sadece en ucuz olup olmadığına bakmadan güvenilirliğini de kontrol ediyor olmak. Bunun için bilindik yerlerden alışveriş yapıyor olmak en büyük fayda getiriyor. Peki diyeceksiniz ki bunu nereden bileceğiz? Aslında sosyal çevrenizden ya da daha önce alışveriş yaptığınız yerlerden memnun kaldıysanız, kullandıysanız evet orada devam etmenize fayda var. Binlerce ürün sunabiliyorsa size eğer gerçekten ve bunu sağlayabiliyorsa, bir çağrı merkezi desteği ya da bir müşteri memnuniyetiyle ilgili bir desteği olan birimleri var ise ya da aldığınız ürünü tekrar iade etmek konusunda size sıkıntı çıkarmıyor ise, bu tür şeyler aslında o markanın ya da web sayfasının güvenilirliğini ortaya koyuyor. İkinci en büyük nokta ise teknik altyapı. Web sitelerin sizinle alakalı bilgileri tutarken veya siz alışveriş gerçekleştirirken, kredi kartıyla satın alma yaparken web sitesinin belli bir güven puanının üzerinde olup olmadığını bir kullanıcı olarak da değerlendirebilirsiniz. Bunun için kredi kartıyla alışveriş yaptığınız web sitelerde güvenlik sertifikasının, SSL sertifikasının olmasına dikkat edilmeli. Bununla beraber o e-ticaret platformunun daha önce herhangi bir sıkıntısının olup olmadığıyla alakalı internette aramalar yapabilirsiniz. Bununla alakalı belli platformda şikayetleri ve yorumları değerlendirebilirsiniz. İnternet aracılığıyla alışveriş yapacaklar, alacakları bazı küçük önlemlerle işlem güvenliğini sağlayabilir. Mümkün olduğunca bu alışveriş sitelerinin 3D dediğimiz 3D güvenlik önlemi olan alışveriş sitelerini tercih etmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Biz eğer orada 3D'yi tıklayıp alışveriş yapıyorsak, bizim kredi kartı bilgilerimizi girdiğimiz zaman kredi kartımızın banka tarafından cep telefonumuza, bağlı olan cep telefona bir kısa mesaj geliyor, şifre geliyor ve o şifreyi girdikten sonra alışverişe devam ediyoruz. Bu güzel bir güvenlik önlemidir. Eğer bu yoksa, biz hemen hemen kullandığımız kredi kartlarının bankaları sanal kredi kartı özelliğini tanımlıyor ve buna izin veriyor. Bu ne demek? Sanallık kredi kartı ne demek? Biz asıl kredi kartımızı, fiziksel olarak kredi kartımıza bağlı geçici bir sanal kart oluşturuyor ve limitini geçici olarak tanımlıyorsunuz. İster saatlik tanımlıyorsunuz, isterseniz belli bir tutarı belli bir gün içerisinde harcayacak şekilde tanımlıyorsunuz. Bu da olası kredi kartı numaranızın başkalarına geçmesi halinde bakiyeniz olmadığı için herhangi bir harcama yapılamayacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar da sanal kredi kartı kullanmaya
dikkat etmemiz gerekiyor. Buna alışmamız gerekiyor. Kendimizi buna alıştırmamız gerekiyor. Tüm bu önlemlere rağmen internetten alışveriş yaparken çözülemeyen bir sorunla karşı karşıya kalırsanız yasal yollara başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeksizin dolandırıcılığa uğradığımız, maruz kaldığımız internet sitesini, künyesini açıkça belirtmek suretiyle kolluk kuvvetlerine, Cumhuriyet Savcılığına konuyu intikal ettirerek bununla ilgili suç duyurusunda bulunmamız lazım. Zaten kolluk mercileri bu suç duyurusundan sonra gerekli dijital izleri takip ederek bu dolandırıcılığı yapanlara ulaşabiliyor ve yargı mercileri önüne de çıkartılabiliyor. Bu açıdan ürünle birlikte gelen faturalarınızı, ödeme bilgilerinizi saklamanız hakkınızı savunmada ve kanıt açısından faydalı olacaktır.